Mehmet, bugün altını konuşacağız, gümüşü konuşacağız, ekonomiyi konuşacağız ve değerli bir konumuz olarak İslam'ın bir finansörümüzü, son dönemlerde yaptığı açıklamalarla Hoş bulduk. O zaman bu yüzden senin ortasından başlayalım. Tabii. Altın fiyatları nereye gidiyor? Çok aylardır süren bir süre. Evet. Tabii. Ons altını ve gram altını ayrı ayrı yorumlamak gerekiyor. Tabii küçük yatırımcı genelde gram altına yönelirken ve orayı takip ederken büyük yatırımcılarda veya şirketlerde ons altın tarafındaki değerlenmeyle genelde uğraş biliyor. Ons altında bir baskılanma var. Özellikle Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz artırım politikası ile birlikte bu baskılanmanın 6 ayda devam ettiğini gözlemliyoruz. Altının ons fiyatı Mart ayında, bundan 6 ay evvel Rusya-Ukrayna gerginliğinden dolayı 2.900 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Fed'in Mart ayında başlatmış olduğu faiz artırım süreciyle birlikte 1.615 dolar seviyesine kadar bu ay geriledi. Ekim ayında dip seviyelerin görüldüğünü. Çok ciddi bir fark. Ancak bu 6 aylık sürece baktığımız zaman da sevgili izleyicilerimizin unutmaması gerekiyor. Olmaz dediğimiz her şey oldu küresel piyasalarda. Jeopolitik riskler halen devam ediyor. Rusya-Ukrayna çatışması, altın jeopolitik riskleri, savaş risklerini sever ve bu değer artışlarını devam ettirir. Enflasyon patlak verdi bütün ülkelerde. Tarihi zirveleri gördük ve halen devam ediyor. Resesyon riski teknik olarak başladı ancak ülkeler bunu kabul etmiyor. Aslında resesyon başladı, bir süreçten geçiyoruz. Şimdi altın fiyatlarının ons fiyatındaki 2.059 dolar seviyesinden 1.615 dolar seviyesine kadar gerilemesinin altında teknik ve mantığın olmadığını göstermiyoruz. Direkt bir manipülasyon var. Fed sahneye çıkıyor, faiz artırımlarını devam ediyor. Altın, gümüş, euro, sterlin gibi diğer enstrümanları sert bir şekilde baskıladı. Ancak altın hangi havayı seviyor? Puslu havaları seviyor. Savaşı sever, enflasyonu sever, resesyon, ekonomik krizleri sever. Her şeyin sevdiği bir ortamda bu kadar sert bir değer kaybının aslında merkez bankalarına çok büyük bir avantaj sundu. Merkez bankaları bu 6 aylık süreç içerisinde stoklarında artma gitti. Ciddi bir anlamda altın rezervlerinde artış yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da bu merkez bankalarından birisi. Özellikle son rezervlerinde 10 tonluk bir artırıma gitti. Merkez bankaları altın stoklarını artırırken altın ons fiyatında yaşanan bu sert düşüş aslında şunu da bize göstermiş oldu. Altın kimi ucuz? Dolarla 1.615 dolar seviyesine kadar gerilemesi sadece dolar sahiplerine, sadece Amerika'ya ucuz olduğunu bize gösterdi. Neden? Euro 20 yılın dip seviyesine kadar geriledi bu süreçte. Euro dolar paritesi 1.1376 seviyesindeydi yıla başlarken 1 Ocak tarihinde. 0.96 seviyesine kadar gerilediğini gördük. Yani euro ile altın almak pahalı. Sterline bakıyoruz. 1.37 seviyesinden 1.10'lu seviyelere kadar sert bir şekilde geriledi. 37 yılın dip seviyesi. Sterline de pahalı. Gram altına bakıyoruz Türkiye piyasasında. 775 lira seviyesinde yıla başlayan gram altın bugün 1010 lira. Bize de pahalı. Bizde de gram altın düşmedi. Zaten gram altının en büyük avantajı dolardan ayrı besleniyor, onstan ayrı besleniyor. Gram altın tarafında bir problemimiz yok. Ve son 20 yıllık getirilere baktığımız zaman da gram altın Türkiye'de yatırımcısına en çok kazandıran bir enstrüman. Hemen rakamsal değerleri verebilir. Hocam, hemen ben bir şey söyleyeyim. İslam'ın dolar almaktan ziyade kendi koruma amaçları. Evet. Altın alması burada daha mantıklı bir görünüyor. Kesinlikle. Bunu ben söylemiyorum. Şimdiki söyleyeceğim rakam daha söyleyecek. Türkiye'de son 20 yılda gram altın TL fiyatı yatırımcısına %6.290 kazandırarak birinci sırada yer almaya devam ediyor. İkinci sırada son 20 yılda borsa %1703'lük getiriyle ikinci sırada. Euro %1215'lik getiriyle üçüncü sırada. Sürekli doları konuşuyoruz ve dolar %908'lik getirisiyle dördüncü sırada yer aldı. 20 yıllık getiri rakamsal değerler bunlar. O yüzden sürekli insanlara doları tavsiye ederken doların aslında bir yatırım aracı değil, bir ödeme aracı olduğunu belirtmek isteriz. Tabii ki doların uluslararası piyasalardaki değeri çok önemli. Çünkü dünyada dolaşan para rezervi %80'i dolar. Ve gözümüzün gördüğü her şey dolarla maliyeti olduğu için doların hareketleri bizim için önemli. Ama getiri kısmı farklı.
getiri kısmındaki rakamsal değer bize 20 yılın haritasını gösteriyor. Tekrar ons altına baktığımız zaman da bugün 1670 dolar seviyesinde olduğunu gözlemliyoruz. Hala baktığıma devam ediyor. Ancak altın son sözünü söylemedi. Altın fiyatları yine Amerika Merkez Bankası Fed'in Kasım ilk haftasında 75 bas puanlık faiz artırımı var. Piyasalar bunu fiyatladı. Ancak ondan sonra 50 bas, ondan sonra da 25 bas. Daha güvercin olan bir Fed karşımızda olacak. Bu da şunu işaret ediyor. Altın ons fiyatında 1615 dolar seviyesindeki rakamlar test edildikten sonra tekrar yukarı yönlü hareketlerine devam edeceğini işaretini veriyor. Piyasalar ikiye ayrıştı. 1500 dolar bekleyenler, 2000 dolar seviyesinin üzerinde bekleyenler. Ben 2000 dolar seviyesinin üzerinde bekleyen bir yatırımcıyım, bir analistim. Çünkü az önce ifade ettiğim gibi altın fiyatları gerçekten beslendiği durumları satın almadı. Bir savaş fiyatlaması yaptı, enflasyon fiyatlaması yaptı, resesyon fiyatlaması yaptı. Hiçbir şey yapmadı. FED sahneye çıktı ve sürekli baskılandı. Ve bu baskılanmayla birlikte özellikle sanal ortamdaki dünyadaki altınların da fiziki tarafındaki talebinde ciddi bir artış oldu. Avrupa'nın birçok ülkesinde, Amerika'nın birçok bölgesinde fiziki altın tarafında ciddi talepler artmaya devam ediyor. Ve dolayısıyla yatırımcılar bunu bir fırsat olarak değerlendiriyor. Ons altında yılın sonuna kadar öngördüğüm yine 2000 dolar seviyesinin üzerindeki rakamlar benim için sürpriz olmaz. Bu yılın son çeyreği, bu yılın ilk çeyreğine benzeyebilir. Çünkü ilk çeyreğinde 2000 dolar seviyesinin üzerinde bir yatak gördük ve ons tarafındaki pozitif beklentimi devam ettiriyorum. Gelelim gram altın TL fiyatına. Az önce ifade ettiğim gibi gram altın TL fiyatına bir sorunumuz yok. Yıla 775 lira seviyesinden başlayan gram altın 1.10 lira. Gram tarafını bir getirirse olmaya devam ediyor. Yatırımcısını üzmemeye devam ediyor. Ama bu yeni rekorları görme ihtimalimiz var mı? Evet, benim nazarımda var. Özellikle bu yeni rekorları telaffuz ederken 1090, 1130, 1250 rakamlarını tekrar telaffuz etmeye devam ediyorum. Yeni rekorlar bekliyorum ve özellikle ons altın tarafındaki desteklenmeyle birlikte gram altın TL fiyatında yeni rekorlar bekliyor olacağım. Bugüne kadar dolar kurundan destek alan bir gram altın var karşımızda. Dolar uluslararası piyasalarda değer kazandı, Türkiye'de değer kazandı ve doların değer kazanması ile birlikte gram altın güçlü duruşuna devam etti. Ama yetmez. Gram altın da aslında bu yıl için son sözünü söylemedi. Gram altın TL fiyatında Kasım ortalarında yeni bir zirve bekliyorum. Şimdi bu sürece baktığımız zaman gram altın yine yatırımcısına kazandırmaya devam edecek ama bu 6 aylık süreç içerisinde yine ons altının %22 civarında değer kaybettiğini görüyoruz. Yıla 1830 dolar seviyesinden başlamıştı ons altın. Şu anda baskılanma süreci devam ediyor. Ama yine yatırımcısına şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Özellikle son 6 aydır bütün dünyada, bütün merkez bankaları piyasaları manipüle etmeye devam ediyor. Piyasaları kontrol etmeye devam ediyor. Çünkü hepsinin hedefinde enflasyon var. Biz enflasyonla mücadele ediyoruz. Bir şekilde bizim belirlediğimiz fiyatlar geçerli olacak. Hemen son 6 aylık süreç içerisinde yatırımcısıyla zaten bunu sık sık paylaşıyoruz. Bakın dolar TL kuru şu anda televizyon ekranlarında, bilgisayarda ya da vatandaşın elindeki internetlerde 18.61 lira olduğu gösteriliyor. Ama serbest piyasalara gelin, kapalı çarşı piyasasına gelin. 18.64, 18.65 lira aralığında bir dolar kuru var. Gram altın TL fiyatını yine vatandaşları ekranlarda 994-996 lira seviyesinde olduğunu görüyorlar. Ancak gram altın TL fiyatı bugün itibariyle kapalı çarşı piyasasında 1006-1900 lira aralığında. Yani 1000 lira seviyesinin altında bir gram altın yok. Bunu neden söylüyorum? Elinizde gram altınınız var. Bozulmak için ihtiyacınız var. Ev alacaksınız, araba alacaksınız veya nakit ihtiyacınız var. İşte o 1000 lira seviyesinin altında bozulduğunuz zaman zarar etmiş oluyorsunuz. Çünkü gerçek rakam değil. Ama bankaların bu makas aralıklarını vatandaşların da mutlaka göz önünde bulundurması gerekiyor. Yani insanlar bir noktada yatırımlarını korurken diğer yandan da aslında psikolojik bir savaş verdiklerini unutmaması gerekiyor. Hocam öyle de bilmesi. Bankalarla kurduğu alsat farkını bir kere açıklamıyor. Evet.
Şöyle, yani bankaların bunu doğrudan kullanmış avantaj bence şuydu. Yani hiç güvenlik bir de güvenlik doğru. Doğru. Ben bankasını aldım. Fakat bazı dönemlerde biliyorsun ki bu bakar, insanın ihtiyacı dahi olsa satmaya çekilmeli. Haklısınız. Ne söylüyorsunuz? İki nedeni var bu makas aralığının. Birincisi, FX piyasası vardı. Bütün dünyada bankaların kullandığı FX piyasası. Kolaylıkla o 1 lira makas aralığıyla veya 2 liralık makas aralığıyla herkes alsat yapabiliyordu, işini görebiliyordu. Veya yatırımlarını bir kumara dönüştürüyordu. Kendi yatırımları üzerinden alsat yapabiliyordu. Veya manipülasyon çok yapılıyordu yurt dışında. Açığa dolar almak, açığa dolar satmak, kaldıraçlı işlem yapmak falan vesaire. Bunu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yasakladı. Artık altın mı alacaksın, döviz mi alacaksın, FX piyasasını bitiriyorum, bankacılık uygulamasına giriyorsun, bütün yapacağın işlemleri burada yapıyorsun. Oradaki süreç bittiği için, herkes bankacılık uygulaması üzerinden işlem yaptığı için bu makas aralığı ister istemez açılmış oldu, bankalara da çok ciddi bir getiri sağlamış oldu. Ekran fiyatlarıyla kapalı çarşı arasında 20-25 liralık bir fark var. Son 6 aydır bunu görüyoruz zaten. Ancak yine vatandaşlardan gelen şikayetlere baktığımız zaman da bankaların makas aralıkları da ciddi bir anlamda rahatsız edici. Evet, vatandaş altın aldığı zaman, yani zaten makas aralığından dolayı 10-15 lira yukarıdan alıyor. Bir de bunun vergisini veriyor. Bir de işlem ücreti veriyor. Yani bunlar ciddi anlamda vatandaşı ve tüketiciyi rahatsız ediyor. Ama yapabilecek bir şey yok. Yani burada sonuçta tüketicinin bence biraz daha alternatifleri değerlendirmesi gerekiyor. Birkaç bankayla bakacak, hangilerinin makas aralığı düşükse o bankayla işlem yapacak. Ve insanlara ben diyorum ki illa ısrarla aynı bankadan işlem yapmak zorunda değilsiniz. Hangilerinin makas aralığı dansa gidin o bankadan hesap açın. O bankayla işlem yapmayı uygun görüyorum ve öyle yapın diyorum. İkincisi de altının ons fiyatındaki bu sert baskılanmayla birlikte dolar sahiplerine altın çok ucuz olduğu için yabancı yatırımcılar rafineleri kapattı. Ve herkes yabancı yatırımcılara çalıştı. O yüzden bu makas aralıkları da oluşuyor. Özellikle altın fiyatlarında görülen sert düşüşler makas aralığının açılmasına çok önemli bir etken. Ama altın fiyatları yükseldiği zaman da bu makas aralığının aslında olmadığını gözlemliyoruz. Gram altın 1000 lira seviyesinin altına sarkınca 25 liralık bir fark var. Ama 1000 lira seviyesinin üzerinden çıkınca da 3-4 liralık bir makas aralığı var. Fiyat düştükçe tüketici hiçbir zaman ucuza gram altın satmazlar. Bu bir kuraldır. İşçilikleri ve makas aralıklarını açarlar, yoğun bir talep oluşur ve yoğun talep karşısında da isterseniz rafineler burada istedikleri gibi işçilik uygulayabilirler. Mesela bir vatandaş kuyumcuya gittiği zaman, paketli gram altını aldığı zaman bunu kuyumcu zaten işçilikli satın alıyor. Ve para kazanması için, mesela gramında 5 lira 10 lira para kazanması için de üzerine 5 lira 10 lira da fark koyuyor. Şimdi siz 1010 lira gördüğünüz gram altını tutup da 1010 liraya o paketli gram altınları alamazsınız. 1015 alırsınız, 1020 alırsınız. Ama bozduğunuz zaman problem yok. Bozduğunuz zaman da o kadar makas aralığı olmuyor. O yüzden vatandaşlarımıza diyorum ki, çekili has altın dediğimiz kuyumcu esnaflarının kullandığı astar altınlar var. Bunlar işçiliksizdir. Mesela ekranda kapalı çarşı piyasasında gram altın 1010 liraysa 1010 liraya satın alabiliyorsunuz. Ve 1010 liraya satın aldığınızda 1008 liraya bozdurabiliyorsunuz. Makas altını değil mi hocam? Bu levhadan kesiliyor. Evet, evet. Makasla kesiliyor. Bir istediğiniz kadar da kestirebilirsiniz. İstediğiniz kadar bozdurabilirsiniz. Mesela elinizde paketli 50 gram, 100 gram altın var. Bunu verdiğiniz zaman, bunu satın alırken zaten işçilikle alıyorsun. Verdiğin zaman da tekrar parça parça bozdurmak zorunda kalacaksın. Bu da zahmetli. O yüzden o astar altın dediğimiz altınlarda işçilik yok. Genel görünüm pozitif. Altın fiyatları son sözünü söylemedi. Altın fiyatlarındaki yükseliş beklentimi hala devam ettiriyorum. Hocam buradan sorunuz önemli şeyler yapabilirim. Son özellikle 2-3 yıldır bazı ülkelerin ciddi oranda altın alınmaktadır. Evet. Hatta bir ülke bu altın stoklarının fotoğraflarını paylaşmıştı. Bunu nasıl görüyorsunuz? Bir kere neden altın istedik?
Bu tezle alakalı benim düşüncem şu. Aslında dünyadaki büyük ekonomik krizler ve resesyon süreçleri yaşanırken merkez bankaların stoklarını artırması rezerv bir para olarak kendi dijital paralarını dünyaya sunacak olmaları ve bunu altına bağlayacak olmaları önemli bir etken olarak düşünüyorum. Türkiye dahil bütün ülkeler aslında dijital paralarını hazırladı ve bunu büyük bir ihtimalle 2023 ve sonrası için yavaş yavaş açıklamaya başlarlar ve bunu altına dayalı olarak yerli bir parasına, dijital bir parasına sunarlar ve ülkeler artık kağıt paralardan veya ülkelerin farklı, mesela doları bir silah olarak kullanan bir Amerika var. Sürekli dolarla tehdit ediliyor ve parmak sallıyor ülkelere. Yani sen dolara ihtiyacın var, şöyle yaparım, şöyle yaparım, ekonomik kriz çıkarım falan. Ülkeler de bundan yavaş yavaş rahatsız olduğu için bir rezerv para arayışına girdi. Tabii kripto paralarla ilgili son yıllarda bir talep oluşuyor falan ama manipülasyon piyasası olduğu için çok tutunamıyor burada. En son Rusya örneğini bunu gördük biz. Altınları var falan ama burada altın yasağı da, Rus altınlarına yasak geldiği için de aslında bu altınları da kullanamayan bir Rusya var karşımızda. Ve ülkeler aslında dünyada geçerli olan veya kendi ülkeler arasında geçerli olan bir dijital parayı sundukları zaman da bunu da işlem yapabilecekler. Bence altın stoklamalarının arkasında iki nedenden birisi dijital paralara bağlanacak olan yeni bir sistemin çıkacak olması. O zaman aslında yeni bir sistem ama eskiye dönüş gibi çünkü yakışık öncesinde altına bağlı. Evet. Zaten bu konuyla alakalı Amerika'da geçen haftalarda bir yasa teklifi sunuldu. Muhtemelen Amerika'da başlayacak olan altına dayalı bir ödeme sistemi, bir dijital sistem zaten gelecek. Türkiye'de buna dahil olacak. İkinci sebep de, ikinci neden de bence merkez bankaları veya ülkeler bir şeyin hazırlığını yapıyorlar. Ve bu hazırlık çok da hayır alemet değil gibi geliyor bana. Mesela bir jeopolitik risk. Ve dolayısıyla böyle bir jeopolitik riskin artıyor olması ki her tarafta her gün yeni bir açıklama geliyor savaş risklerini artıran. Ve dolayısıyla yine stoklarında altın bulunduran merkez bankaları yine rezerv para ve gerçek para olarak altını belirledikleri için bugünkü koşullarda onun da bir noktada hazırlığını yaptıklarını düşünüyorum. Ve dolayısıyla da jeopolitik risklerin yaşandığı dönemlerde swap işlemlerinde altın daha önemli bir hale geliyor. O yüzden altın bütün dünyanın kabul ettiği bir rezerv para statüsünü tekrar aday olmaya hakim olacaktır. Bizim söylediğimizde o zaman şöyle bir şey yapıyoruz. Dolar endeksli küresel finans sistemi aslında değişecek. Aslında evet, yani haklısınız. Ben bu düşüncemi sabit olarak koruyorum ve takipçilerimle sık sık yatırımcılarla paylaşıyorum. Aslında küresel finans sistemi tıkandı. Sadece insanlara masal anlatıyorlar. Ya bugüne kadar biliyorsunuz yani 9 aydır geçici bir enflasyon dediler. Hayır. Her ay enflasyon rakamlarının rekor kırdığını gördük. İnsanlara her şeyi daha iyi olacağıyla alakalı taahhütler gelmeye başladı. Daha iyi hiçbir şey iyi olmadı. Rakamsal değer üzerinde enflasyon rakamları düşse de veya rakamsal değerler üzerinde iyileşme görsek de alım gücü dünyada azaldı. İnsanlar fakirleşiyor. Ve dolayısıyla sizin büyüme rakamlarınız, enflasyon rakamlarının düşmesi, öyle olması, böyle olması, insanların aslında bir noktada umut aşılıyorsunuz ama sokağa çıktığınız zaman, çarşı pazara çıktığınız zaman dünyanın her ülkesinde, Amerika'da, Avrupa'da, bütün ülkelerde emlak fiyatları, emlak kiraları, hayat pahalılığı ortada. Ya bu konuyla alakalı zaten geçen hafta ve bu hafta devam eden ciddi sosyal ayaklanmalar var. Ciddi ayaklanmalar başladı, sosyal doku bozuluyor. Ve bu süreç çok endişeli bir noktaya gider artık. Evet, kaos ortamı oluşuyor. Ve dolayısıyla kitlesel göçler de burada çok etkili oluyor. Bakın, bugün Rusya, Ukrayna yakın bir tarih olduğu için örnekliyorum. Yine insanların kitlesel göçle farklı ülkelere dağıldığını görüyoruz. Şimdi soru şu, oradaki topraklara, oradaki şirketlere, oradaki varlıklara kim sahip olacak? Bu savaşın kazanımı varsa mutlaka bir kaybedeni var. Kaybeden topraklarına kimler girecek, kapatan şirketlere kimler konacak, kaybeden varlıklara kimler çöpecek? Yani bunları da yakından takip etmek lazım. Sadece bir savaş çıktı, şöyle oldu, böyle oldu, kütlesel bir göç var ve NATO buradaki biliyorsunuz dış politika tarihiyle alakalı NATO'nun buradaki üstünlüğü, NATO üyelikleri falan vesaire burada çok önemli bir etken oluyor. Ama işin ekonomik tarafına baktığımız zaman da eğer bugün dünyada gıda fiyatlarının geri gelmesini istiyorlarsa gerçekten
enerji krizinin çıkmamasını istiyorlarsa gerçekten, hayat pahalılığının önüne geçmek istiyorlarsa, enflasyonla mücadelede jeopolitik riskleri bahane etmek istemiyorlarsa, o zaman iki ülke oturacak, barışacak, diğer ülkeler bunlara silah ve mühimmat desteği vermeyecek, arabulucu olacak ve bu savaş bitecek. Bitiyor mu? Hayır. Yine Amerika Başkanı Biden çıktı, ne dedi? Ben silah desteğimi sürdüreceğim diyor. NATO çıktı, ne diyor? Ben silah desteğimi sürdüreceğim diyor. O zaman siz enerji krizinin tahayyül tarafında, gıda krizinin bitmesini istemiyorsunuz. Siz jeopolitik tarafta gerginliğin artmasını istiyorsunuz ve burada bir belirsizlik istiyorsunuz. Evet, küresel piyasalarda belirsizlik her zaman insanları farklı bir yere götürür. Yatırım araçlarında, beklentilerinde falan vesaire. Bugünkü koşullara baktığımız zaman yine bana ilginç geliyor. Dünyadaki insanlar, bütün yatırımcılar, emlak fiyatlarının balon olduğunu, fiyatların düşeceğini, hayatın biraz daha normalleşeceğini, enflasyon rakamlarının gerileyeceğini, tekrar güllük gülistanlık bir hayat yaşayacağını falan söylüyorlar. Bana çok ilginç geliyor. Ama diyorum ki, yine kitlesel gençlerle birlikte dünyada emlak fiyatlarının gerilemesiyle alakalı bir süreç asla olamaz. Bu birincisi. İkincisi, alım gücü azalıyor. Enflasyonu soğuktanda ne oluyor? Nakit değer kaybediyor, mal değer kazanıyor. Şimdi dünyadaki emlak fiyatına ve kira fiyatına baktığımız zaman kim ne kadar para kazanıyor ki ev alacak? Kim ne kadar kazanıyor ki kira ödeyecek? Zaten sistem sizi zenginleştirmek için kurulmadı. Alım gücünün azaltılması ve sistemi muhtaç edilmeniz için, sizi fakirleştirmeniz için bu sistem zaten kuruluyor. İşte bu aradaki farklı insanlar görse ona göre gardını alacak. Yeni sistemden mutlu musunuz Fethi'nin? Bu yeni gözlerinin gerektiğiniz altına değerli dijital para sistemi. Sizce ülke halkları için, vatandaşlar için bir değer katacak mı? Ben burada çok komplo teorisiyle insanlara bir korku pompalamak falan böyle bir şey düşünmüyorum ama benim kendi inandığım doğrular var. Benim inandığım doğru şu. Küresel üzere yeni dünya sistemimiz diye gerçek bir şey var. Nakitsiz bir toplum. Yani şu anda çok yakın tarihte o insanların cebindeki kredi kartları, ATM kartları zaten yok olacak. Artık bir şifre verecekler. O şifreyle gideceksiniz, alışverişinizi yapacaksınız ama fiziki olarak banka, ATM kartları falan kullanmayacaksınız. Ve dolayısıyla da bunun adına da çip krizi diyecekler. Nasıl ki otomotiv tarafında çip krizi bahanesiyle elektrikli araç üretimine hız verdiler, diğer araçları durdurdular, bunun adına çip krizi verdiler. Araba fiyatlarını uçurdular. Aynısını kredi kartlarını, ATM kartlarını da yapacaklar. Direkt dijital bir sisteme geçeceksiniz. Peki ya paraların dolaşımı olmayacak. Ve insanların alım gücü azaltarak da nakitsiz bir toplum zaten yaratıyorsunuz. Enflasyonist ortamlarda hiçbir enflasyon ve resesyonu daha insanlar fiyatlamadı. Yatırımcılar daha fiyatlamadı. Aslında üzerinden geçiyoruz ve şu anda bu süreçte resesyon sürecinden geçiyoruz. Her şey durdu mesela. Bunu merkez bankaları almış olduğu tedbirlerle aslında yaptığını söylüyor. Ama bir şey düşünmek lazım. Yani ben bugün mesela yeni evlendim, ev alacağım. Alamıyorum. Nakit peşinat param var kenarda. Bankadan kredi kullanacağım, kullanamıyorum. Araba alacağım, alamıyorum. Çünkü kredi kullanamıyorum. Her şey duruldu. Neden? Enflasyon gerileyecek. Benim işim çözülecek ondan sonra. Peki, Amerika'da %9.2'ye kadar zirve, 40.000 zirvesinde bir enflasyon rakamı vardı. En son geçen ay gelen enflasyon rakamı %8.2. Beklentinin üzerinde. Düşüş var ama beklentinin üzerinde. Ama Amerika'ya gittiğimiz zaman da, oradaki toplumla, halkla konuştuğumuz zaman veya alışveriş yaptığımız zaman da o aradaki fark raflara yansımadı, çarşı pazara yansımadı. Ve dolayısıyla da nakitsiz toplumun yanında alım gücü azalmış, sisteme muhtaç edilmiş toplum var. Şimdi emlak fiyatlarından bahsediyoruz. Bakın geçen ay elinizdeki para, özür dilerim, geçen yıl elinizdeki para 2+1 daire almaya mahalle arasında yetebiliyordu. En azından mahalle arasında 2+1 daire alabiliyordunuz. Ama geçen yılın değerindeki para %100 değer kaybettiği için bu yıl 1+1 daireye anca yetiyor. Evet. Ve artık yeni trend şu. Ya 1+1 daireler ya da 1+0 daireler. İnsanları yalnızlaştırıyorsunuz, fakirleştiriyorsunuz, bir de küçük küçük konutları hapsediyorsunuz. Ve sistem bu. Gerçek de bu. Ya insanlar şunu söyleyebilir. Ne alaka? 2+1 daireler yok mu? Dubleks daireler yok mu? Var. Alabiliyorsan var. Burada zengin ve fakir grubunda ciddi bir ayrım var. Önceden insanlara şöyle ne biliyordum.
kaç grama satın alıyordun, kaç grama satın alıyordun. Ama bu yıl o ayrımı yapamıyoruz. Bu yıl şunu ayrımı yapıyoruz. İnsanlar diyor ki, ve bu emlak fiyatlarında, otomotiv sektöründe yaşanan bu fiyat artışıyla birlikte, ben çok zengin oldum, hayali içerisinde olan insanlar var. Ve herkes milyoner oldu. Geçen yıla kadar, evet, geçen yıla kadar böyle bir şey yoktu. Bir arabası olan milyoner oldu. Ama kişi zannediyor ki benim elimdeki mal değerli oldu. Halbuki senin paranın değeri ciddi anlamda değer kaybetti. İşte bu ayrımı yapmak da önemli. Gelecekle alakalı benim çok böyle aman aman insanlar zenginleşecek, normalleşecek, güzel bir hayat yaşayacak falan bir düşüncem yok. Jeopolitik riskler artmaya devam ediyor. Toplumsal bir kaos var. Psikoloji ciddi anlamda bozuldu. Dünyada herkes kendi kendine konuşmaya başladı. Cinayetler, kavgalar, abuk sabuk işler falan vesaire. Psikoloji, toplumsal kaos, enflasyonlar insanı zaten kimyasını da psikolojisini de ciddi anlamda bozdu. Bu yılı çok sık görüyoruz. Yani sosyal medya hesaplarına girdiğiniz zaman her gün cinayetler, kavgalar, gürültüler. Aslında yapılan planların içinde bu da var. Toplumsal bir kaos da var. Evet, yani bu süreçlerin ben biteceğini, her şeye gülistanlık olacağını şahsen inanmıyorum, birisi değilim. O yüzden ona göre gardım alıyorum. Ona göre kendi hazırlığımı yapıyorum. İnsanlar da bana göre, ona göre hazırlığı yapması gerekiyor. Varlıklarına sahip çıkmak daha büyük marifet. Önceden alıyordum, biriktiriyordum, ne alsam, ne yatırsam falan diyebiliyordum. Ama marifet şimdi biriktirebilmekte. Hadi biriktirdin, alamıyorsun. Bugüne kadar hazır olmana sahip çıkabilmekte. Son bir yılın özetini şöyle yapabilirim net olarak. Her zaman satan zarar etti. Alan her zaman kâr etti. Ve bundan sonraki süreçlerde bence 2023 yılı ile alakalı sloganım da şu. Almayan zarar edecek. Hocam geleceğe dair teoriler diyorsunuz. Evet. Birçok teori ötürüyoruz. Kesin de bir teoriden bahsettim. Evet. Bununla ilgili geniş bir program yapmak istedim. Tabii ki. Memnuniyet ederim. Aslında yani şimdi çok basit bir şeyden bahsediyoruz. Altın fiyatı yükselir mi, düşer mi? Onlarca kişiye sorabilirsin. Herkes kendi düşüncesini söyleyebilir. Aslında büyük çerçeveden bakmak, planları daha derinlemesine görmek daha iyi. Yani bugüne nasıl geldik? Aslında ne planlanıyor? Ve nasıl gardımızı almalıyız kısmı benim için daha önemli. Ve evet, altın fiyatları dediğim gibi 6 aydan beri gümüş fiyatları baskılanıyor, diğer emtialar baskılanıyor. Tamam, emtia fiyatlarını, altın ve gümüş fiyatlarını anladım. Euro'ya ne oldu? 20 yılın dip seviyesini gördü. Ne oldu da bu kadar sert bir şekilde değer kaybetti? Mesela sterlin, dünyanın en güçlü para birimlerinden bir tanesi, yani dolardan daha kıymetli. Ne oldu da 37 yılın dip seviyesine geriledi? 1.37 seviyesinden 1.10'lu seviyelere kadar sert bir şekilde değer kaybetti. Ve bu acaba merkez bankalarının organize bir şekilde yapmış olduğu bir planın parçası mı? Bunu da düşünmek lazım, bunu da tartışmak lazım, bunu da incelemek lazım. Eğer insanlar bir ülkenin kağıt parasına yatırım yapacaksa ve yatırım olarak görüyorlarsa, bence benim kişisel kararımdan bahsediyorum, bunun adı dolar değildir. Euro var, sterlin var. Neden? 88 seviyesine 112 seviyesine kadar yükselmiş bir doları mı satın alırsın? Bir 27 seviyesinden birin altına gerilemiş bir euroyu mu satın alırsın? Bir 37 seviyesinden bir 10 seviyesine gerilemiş bir sterlini mi satın alırsın? İşte buna bakmak lazım. İşte borsa tarafında 4000 lira rakamları gördük. Her gün yeni bir rekor kuruyor. İnsanlar diyor ki borsa coştu. Efendim, endekse mi bakıyorsun? O 4000, 4500, 5000'li puanlara mı bakıyorsun? Satın almış olduğun şirketlerin değerine mi bakıyorsun? İşte buna bakmak lazım. Bunu incelemek lazım. İşte olayların derinliğine girdiğin zaman insanlar bir de şeye çok takılıyor. Fiyat. Mesela ben 1000 liradan gram altın aldım. Ne zaman 1450 lira olacak? Yani diyorum ki insanlara, fiyatı artık bir kenara bırakın. Bundan sonra yapmanız gereken tek bir şey varsa o da miktara odaklanmak. Fiyata değil, miktara odaklanacaksın. Benim elimdeki 10 gramın 20 gram oldu mu? 10 bin dolarım 15 bin dolar oldu mu? İşte miktara odaklandığınız zaman o kısır tartışmalarla hiçbir işiniz yok. Aslında önemli mesajı da evet. Fiyat değil, miktar önemli. Hocam son olarak Türkiye'de biraz daha son 2-3 yıldır müşteri konuşuluyor. Evet. Öncesinde şirketler yönetimleniyor. Evet. Son kullanıcı vatandaş orada çok fazla bilinmiyordu, kullanılmıyordu. Yine bu son 2-3 yıldır bahsedilen şeylerin ortamızda Amerika'da olan bir şirketin çok önemli miktarda bazı gümüş stoğu yaptığını, evet, bazı gümüş stoğu yaptığını vesaire bundan konuşuyor.
dönüşler oluyor. Yani dönüş ve altını yine karşılaştırmak. Tabii. Türkiye'de gerçekten gümüşü sadece bir takı ve süs eşyası olarak gören, bilen insanlar vardı. Benim son 2 yılda da ciddi bir farkındalık çalışmam var gümüş konusunda. İşte bu COVID-19 sürecinde 2020'li yıllarda gramı 2,5 lira seviyesindeydi. Ons tarafında ciddi bir anlamda düşük seviyelerdeydi. Sonra dedim ki işte bakın kaçırmayın bunlar fırsattır falan. Ve bugüne baktığımız zaman gümüşün ons fiyatında yine 19-20 dolar aralığında, gümüşün gram fiyatında 11-12 lira aralığında bir dalgalama var. Yani her yıl kazandırmaya devam ediyor. Bu yıl biraz daha baskı altında. Yılın ilk çeyreğinde performansı güzeldi. Ondan sonra baskılandı. Gümüş yatırımını önemsiyorum. Ve gümüşün en büyük özelliği sadece değerli bir metal veya yatırım aracı değildir. Gümüş fiziki olarak dünyanın ihtiyacı olan değerli bir metaldir. Altın nasıl bilişim, teknoloji, uzay birçok sektörde kullanılıyorsa aynısı şekilde gümüş de kullanılıyor. Özellikle gümüşün mikrop ayırıcı özelliği olduğu için tıp alanında çok kullanılan değerli bir emtia. Yağmur bombalarında, güneş panellerinde, fotoğrafçılık sektöründe birçok alanda fiziki olarak gümüş kullanılıyor. Sanayi, otomotiv, yani elektrikli araçlar, yani bunların hepsinde gümüş kullanılıyor ve gümüşe olan talep her geçen gün artmaya devam ediyor. O yüzden ben vatandaşlarımıza gümüş tavsiyesini yenilemek isterim. Gümüş bir yatırım aracıdır ve değerli bir yatırım aracıdır. Bu yıl ciddi bir anlamda baskı altında kaldı. Varlıklarınızı tek bir enstrümana yatırım yapmayın. Altın alıyorsanız bunun yanında gümüş de alın. Gümüş alıyorsanız bunun yanında sterlin de mesela. Yani bunlar çeşitlendirmek lazım, sepet yapmak lazım. Tek bir yatırım aracına bütün varlıklarımızı koymamak gerekiyor. Gümüşü aynı altın gibi bankalardan gümüş hesabı açarak satın alabilirsiniz veya fiziki olarak almak istiyorsanız kapalı çarşıya gelebilirsiniz, fiziki olarak da alabilirsiniz. Gümüşü de bu şekilde kısaca anlatmış olayım. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. İnşallah. İnşallah. Değerli izleyenler, bu programın sonuna geldik. Sayın İslam Demir, konumuzda altın konusunda ve geleceğe dair önemli konularda bazı bilgiler aktardı. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.